1910 yılında kız öğrencilerinin yüksek öğrenim görmelerini ve güzel sanatlar alanında yaratıcılıklarını imkan vermek üzere inası sanayi nefisli bir ekip açıldı. Okulun açılmasında dönemin Maruf Nazır Ahmet Şükrü Bey ile görüşerek kız öğrencileri için Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulmasını isteyen Müdür Müşrik Hanım'ın büyük bir rolü olmuştur kurulmasında. Mirri Hanım okula öğretmen olarak atandı. Daha sonra okul müdürlüğüne getirildi. İnası Sanayi Nefise'nin ilk kadın yöneticisi olan Mirri Hanım kızları açık havada resim yapmaya, modelden çalışmaya ve kadın ressamları ile ilk kez sergi açmaya teşvik etti. Pek çok kadın ressam yetişmesinde katkısı olan bu ressamlardan bazıları, daha da önce söylemiş olduğum Nazlı Ecevit, Aliye Berger, Fahri Nisa Zeyd'dir. İstanbul'da bulunduğu dönemde İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Fikret Adıl, Namık İsmail gibi ressamların yanı sıra Tevfik Fikret'in ilk dost oldu. Edebiyatı Cedid'e şairlerinin yazdıkları resimleri resimleyerek bir Edebiyatı Cedid'e resmi yarattı. Mirri Müşrik Hanım şiirleri resimlemenin yanı sıra Edebiyatı Cedid'e şairlerinin portrelerini de yaptı. 1915'te Tevfik Fikret'in ölümü üzerine yüzünün kalıbını alarak heykelini yaptı. Bu Türkiye'de yapılan ilk mask çalışmasıdır. Mask Aşiyan Müzesi'nde sergilenmektedir. Tevfik Fikret'in mi? Evet. 1919 yılında aniden İtalya'ya gitti. Bu ani gidişinin nedeni İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarıyla olan yakın ilişkilerinin ona işgal altında bulunan İstanbul'da zor duruma düşürmesi olduğu sanılmaktadır. Mirri Hanım bu dönem tutuklanan Hüseyin Cavit Beyleri ziyaret etmesi basında aleyhine yazı çıkmasına neden oldu. Bu kargaşa döneminde bir yıl için gitti İtalya'dan döndüğünde 2 yıl daha İnaz Sanayi Nefise'de ders verdi. Bu arada iyi gitmeyen evliliği boşanmayla sona erdi.